Çok değerli meslektaşlarım, hepinize Ankara'dan, benim hocam stüdyolarından merhabalar, sevgiler, selamlar. Yeni eğitim öğretim dönemi için benim hocamın tamamen yenilenmiş stüdyolarında bütün eğitim bilimleri videolarının yeni baştan çekileceği bir dönemde sizlerle birlikte yeni bir başlangıç yapmak için buradayız sevgili arkadaşlar. Özellikle öğretmenlik mesleğiyle ilgili belirsizliğin son dönemde ne kadar arttığını farkındayız. Mesleki anlamda sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili kaygınızı çok net biçimde farkındayız. Ya da mesleki anlamda atanma süreciyle ilgili haberlerin her geçen gün sizleri umutsuzluğa ettiğinin de farkındayız. Dolayısıyla bizler aslında yeni video çekerek var olan videolarımızı sistemden kaldırıp sizlerle birlikte yeni bir başlangıç yapabilmek için tekrar en baştan bu yola birlikte çıkabilmek için video çekme kararı aldık. Benim hocamın tüm eğitim bilimleri öğretmenleri bu sene öğretmenlik mesleğiyle ilgili sürecin yarattığı belirsizliği ortadan kaldırabilmek, sizlerle beraber yeni baştan başlayabilmek için tüm videolarını güncelleyecek ve bizler ilk günkü heyecanımızla sizlerin de desteğini alarak var olan süreci en etkili ve doğru şekilde yürüteceğiz. Bazen yeni bir video çekmek arkadaşlar sadece yeni şeyler anlatmak demek değildir. Aslında bu işi birlikte götüreceğiz. Bizler sizlere inanıyoruz. En başından son ana kadar sizlerin her an yanınızdayız duygusunu sizlere verebilmek için bu videolara, bu kameraların karşısına geçme kararı aldık sevgili arkadaşlar. Öğretim yöntem ve teknikleri dersi videoları aslında geçen sene yeni baştan çekilmişti. Fakat hep beraber aldığımız bu kararın bir neticesi olarak öğretim yöntem ve teknikleri dersi ve diğer bütün eğitim bilimleri dersleri güncelleniyor, yenileniyor. Sizlere yepyeni bir içerikle, yepyeni bir anlayışla sunulacak şekilde hazırlanıyor. Dolayısıyla evet zor süreçlerden geçiyoruz. Evet belirsizlikler fazla. Evet umutsuzluğa bazen çok itiliyorsunuz. Evet bazen açıklamalar moralinizi çok bozuyor. Ama eğer bizim kamu, kurum ve kuruluşlarında öğretmen olmak gibi bir hayalimiz varsa, ne olursa olsun biz bunu başaracağız diyorsak, önümüze gelen engelleri, sonucu ne olursa olsun aşacağız diyorsak sevgili gençler, bugün bu video, yani ilk video sizin başlangıcınız olacak ve en baştan en sona kadar umudunuzu hiç kaybetmeden bu süreci en doğru ve etkili şekilde yürüteceğiz. Umudunuzu kaybettiğiniz bir an olursa bile videolarımızla, içeriklerimizle, sosyal medya hesaplarımızla sizlerin her an yanında olmaya devam edeceğiz. Tıpkı bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni baştan Bismillah deyip yola koyulacağız sevgili arkadaşlar. Peki hocam ne yapacağız? Ne yapacağız? Sevgili gençler, öğretim yöntem ve teknikleri dersi eğitim bilimleri sınavının soru adeti olarak en fazla soru getiren bölümü. Dolayısıyla bu alan ders anlamında önemli olduğu gibi sınav anlamında da çok önemli. 80 sorunun 21 tanesi öğretim yöntem ve teknikleri dersinden gelecek. Bizler öğretim yöntem ve teknikleri dersi için bu 21 soruyu size 34 ana video, yani konu anlatım videosu ve her ünitenin sonuna koyacağımız, her ünitenin sonunda sizlere sunacağımız 6 video, bu videoların içerisinde soru çözümü ve etkinliklerin yer aldığı videolar olmak üzere toplam 40 videoda tüm öğretim yöntem ve teknikleri dersini size konu anlatımı, soru çözümü ve etkinliklerle birlikte sunmuş olacağız. Yani toplam 40 videoda bu 21 sorunun 21'ini de en ince detayına kadar ayrıntılı örneklerle,
çıkmış soru analizleriyle sizlere sunmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Bizler videolarımızı tanımlarken, videolarımızı işlerken öğretim yöntem ve teknikleri dersine önce öğretim ilkeleri ünitesiyle başlayacağız. Öğretim ilkeleri ünitesiyle başlayacağız. Hemen akabinde öğrenme sürecinde her sene yaklaşık 2 sorunun geldiği düşünme becerileri ünitemizi işleyeceğiz. Düşünme becerilerinden hemen sonra bizim için çok önemli olan ve uzunca süren bir ünitemiz olacak. Üçüncü ünitemizin adı öğretme, modelleri olarak tanımlanacak. Bu video serimiz daha önce ve sonraki videolara göre bir tık daha uzun sürecek. Ama bizim için temel ve belirleyici video serisi öğrenme, öğretme modelleri olarak tanımlanacak sevgili gençler. Sonra hemen dördüncü ünitemiz gelecek. Dördüncü ünitemizde öğretme stratejileri konumuzu işleyeceğiz. Öğrenme, öğretme stratejileri konumuzu işleyeceğiz. Hemen akabinde beşinci ünitemiz gelecek. Beşinci ünitemizde öğretim yöntemleri ünitemizi işleyeceğiz. Hemen ve en son ünite olarak altıncı ünitemiz bizi bekleyecek. Altıncı ünitemizde öğretim teknikleri ve kavram öğretimi. Öğretim teknikleri ve kavram öğretimi videolarımızla tüm süreci sizlerle birlikte tamamlayacağız. Ünitelerimizle ilgili videolarımızdan hemen sonra her üniteyle ilgili içerisinde çoktan seçmeli sorularımızın olduğu, yani testlerimizin olduğu bir soru çözüm videosu olacak. Bu çoktan seçmeli videolarla birlikte aynı zamanda kitabımızın içinde doğru mu, yanlış mı? Yanlışsa doğrusu ne? Etkinliğimizin çözümleri olacak. Yani videoyu izleyeceğiz. Hemen akabinde sorularla pekiştireceğiz. Etkinliklerle öğreneceğiz. Ve hemen akabinde yeni ünitemize geçeceğiz. Her ünite için bu etkinlikleri yaparak toplamda 40 videoda tüm öğretim yöntem ve teknikleri dersini sizlerle birlikte tamamlamış olacağız sevgili gençler. Özellikle videoların anlatımında çıkmış soruların tüm analizleri yapılacak şekilde hangi yılda hangi sorunun geldiğine değinilerek o sorularla ilgili hatırlatmalar yapılarak sizlere bununla ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Yani dolayısıyla hangi konuların hangi sorular içerisinde daha önemli olduğunu çok daha net biçimde görmüş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Dönem içerisinde özellikle öğretim yöntem ve teknikleri dersi video ders notumuz ve öğretim yöntem teknikleri dersi soru bankamız bizim için bir başucu kaynağı olacak sevgili arkadaşlar. Videolarımızı video numarası ve video içeriğiyle birebir uyumlu olan video ders notlarımızla birebir şekilde takip edebileceksiniz. Hem videoları takip edeceğiz hem de etkinliklerimizin çözümlerini buradan takip ederek tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla video ders notları bizim için var olan videoları, konu anlatım videolarını birebir takip edeceğimiz bir içeriğe sahip olacak. Her üniteden sonra o üniteyle ilgili soruları çözebilmeniz için yaklaşık 75 testten oluşan, içinde 1000'e yakın soru bulunan ve ayrıntılı çözümleme tekniğiyle oluşturduğum soru bankası konuları pekiştirmeniz için sizlere yardımcı olacak. Bu sene soru bankası farklı bir metot benimsedim sevgili arkadaşlar. Soru bankasının başına
bir hazır bulmuşluk denemesi koydum. Yani ÖYT dersine başlamadan önce 21 soruluk bir deneme göreceksiniz. Sizden isteğim soru bankasındaki bu denemeyi hangi tarihte çözdüğünüzü, kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı en başta not almanız, yani performansınızı belirlemeniz olacaktır. Süreç ilerledikçe, konular ilerledikçe en başta geldiğiniz noktayla en sonunda geldiğiniz nokta arasında ne kadar fark olduğunu aslında çok net biçimde görmüş, farkına varmış olacağız sevgili arkadaşlar. Özellikle yanlış yaptığınız sorularda sorularla ilgili ciddi ve ayrıntılı çözümlemeler yaptık. Çözümler tamamen öğretici şekilde planlandı ve hiçbir şekilde hani var ya A, B, C, D değil bu sorunun cevabı E'dir diye bir mantık gütmedik. Bunun için ayrıntılı çözümleme tekniğiyle yanlış olan öğrenmelerinizi çok hızlı bir şekilde giderebileceksiniz. Bu arada video ders notu ve soru bankanıza ilerlerken sizden bir isteğim olacak. Kendinize bir yanlış defteri yapıyorsunuz. Yanlış defterinde yanlış yaptığınız soruları ve onların çözümlerini defterinize alıyorsunuz ve o eksikliği giderdikten sonra devam ediyorsunuz. Yani bizim için öğretici olanlar yanlışlar olsun istiyoruz. Yanlışları o şekilde bırakmayalım. Yanlışlarımızı, eksiklerimizi giderip devam edelim. Bunun için her ders için bir yanlış defterinizin olması bizim için çok değerli, çok çok önemli olacak. Video ders notu bitti. Soru bankası bitti. Hemen akabinde 15'li branş denemesini almanızı isteyeceğim. Öğretim yöntem ve teknikleri dersini son kez 15'li branş denemesinden tekrar edeceğiz. Genel denemelere çıkacağız ve çıkmış soruları analiz ederek 21'i yapacağız. Bunları yaparken aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan Can Koni Official hesabından sevgili gençler, Can Koni Official hesabından haftalık canlı yayınlar, soru çözümleri, motivasyon içerikleri sizlerle birlikte olacak. Bunun için özellikle sosyal medya hesaplarımızı Instagram üzerinden de takip edin. Herhangi bir şekilde hiçbir içeriği kaçırmadan yolumuza devam edelim. Benim hocam eğitim zümresi olarak bu yıl sosyal medyada da sizler için birçok içerik üreteceğiz. Hem YouTube'da hem sosyal medyada sizlerle beraber olacağız. Unutma, bir sınav varsa benim hocam her zaman yanında. Asla umutsuzluğa kapılma. Bizim için her şey yeniden başlıyor. Hadi bakalım, ayağa kalkma zamanı. Bizler senin yanındayız. Görüşmek üzere.